Elvan kızım, has kızım. Kızım. Hem halin tavrın ne oluyor sana? Bir daha o lafı kullanma. Ben gari senin ne gelininim ne de kızınım. Yahya anlattı değil mi? En çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Burcay nasıl sustun? Nasıl tuttun içinde? Ben sana her ana dediğimde için sızladı mı? Yoksa yalanın kocaman oldu da sen de mi inanmaya başladın benim gerçekten kısır olduğuma? Elvan. Kızım sen bizim Burla'da dövsüz adama ne derler itibarı nasıl olur? Biliyorum yani bir kadın eksik oldu mu kimse bir şey demez görmez ama bir erkek eksik oldu muydu? Hele de bir Efe oğlu eksik oldu mu elin el alemin ağzını dolanır. Sen bu memleketi bilmiyormuşsun gibi beni mi kızıyorsun kızım? Ben sana kızmıyorum. Ben kendime kızıyorum. Ben yıllarca gördüm senin ne kadar gaddar, ne kadar kalpsiz bir kadın olduğunu. Herkeslere ettiklerini bildim. Hem ben nasıl sustum? Nasıl sustum diye kendime kızıyorum. Sustum çünkü biliyordum. Senin gibi hem yetim hem öksüz, yersiz yurtsuz bir kadının olabileceği en iyi yerde değil mi sen? Bilsen de gidemezdin. Acı çeke, çeke otururdum. Ben ondan sebep seni bir şey demedim. Hem bir günden bir güne o konakta sevgisizlik çekmedin ki sen. Öz kızımdan ayırmadım ki ben seni. Şimdi tek bir sebepten. Beni kızma kızım. Gidemez miydim? Öyle de bir giderdim ki. Şimdi ettiğim gibi yine bir yolunu bulur gidebilirdim. Hem seçme şansım olsa kalırdım. Bana karşı dürüst olsaydın kızmazdım. Çocuğumun olmayacağını kabullenip seni de Yahya'yı da baş tacı ederdim. Hem de sen o hakkı elimden aldın. Yahya'ya da korkular saldın kendi korkuların yüzünden. Artık bitti Halise Hanım. Artık bitti. Gari ne ölüme,
ve ölürler. Yahya'yla barıştınız mı siz? Ondan sebep bir olduğunuzda, birlik olduğunuzda bir benim günah keçisi bellediniz. O barışmak istedi. Ama ben olmaz dedim. Çünkü benim artık bir sevgilim var.